Herkese merhabalar. 10. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı provasına hazır mısınız arkadaşlar? Bugün ilk başta bilmemiz gerekenler kısmında konuyu çok güzel bir şekilde özetleyeceğiz. Önce yazıldan önce tozlarımızı atacağız. Sonrasında süper sorular bizleri bekliyor. Gerçekten lezizül aziz sorularla yazılıya bomba gibi hazırlanacağız. Ama onun öncesinde sizlere süper bir haberimiz var. Belki duymuşsunuzdur ama bir kez daha söyleyelim. Dev yazılı hediyelerimiz geliyor. Yazılılar zor, tamam biliyoruz. Çalıştırıyoruz, anlatıyoruz ama motive etmemiz lazım dedik. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sizin kanalınız. 11. sınıf ve ana kanala toplam 8 tane iPhone hediye ediyoruz. Ve aynı zamanda kırtasiye setleri de hediye ediyoruz. Ne yapmanız lazım? iPhone kazanmanız için sınıfınızın kanalına yani 10. sınıfa abone oluyorsunuz. Tonguç Akademi'ye ana kanalımız yani ana kanal var ilk çıkan kanalımız. Oraya da abone oluyorsunuz. Sonrasında yazıları Tonguç etiketiyle abone ettiğiniz herhangi bir arkadaşınız, herhangi iki arkadaşınızın ismini bu videonun altına veya herhangi başka bir yazılı videomuzun altına yorum olarak yazıyorsunuz. Hadi bakalım çekilişimiz 2 Aralık'ta az bir zaman kaldı. Biz de çok dikkat etmeden hemen yazılımıza geçelim. Şimdi ilk başta ne yapacağız? İlk başta bilmemiz gerekenlerin üzerinden geçeceğiz. Çılgınlar gibi tekrar edeceğiz. Sonrasında da süper sorulara başlayacağız. İstediğimiz sorudan başlayabiliriz. Gerçekten bu sorular insanlıktan çıkmış sorular. Yeryüzünün derinliklerine ineceğiz. Hangi oluşum dağılışını gösterir falan filan bayağı bir soru var. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve şimdi dikkatlice beni dinlemeye başlayın diyorum. Şimdi böyle bir ilk başta tabii yazılı sorusu yok. İlk başta biraz tekrar edeceğiz. Birinci dönem birinci yazılı konularında ilk başta doğal sistemlerde bilmemiz gerekenler. Dünyanın yapısı ve oluşum sürecine baktığımızda dünya adeta bir şeftali gibi. Yani şöyle bir şeftalinin kabuğunu açtığınız zaman içeride böyle sert bir kabuk vardır. Dış böyle yumuşak sulu suludur ya. Hani tüyler vardır falan. Tüyler ağaçlarsa, o kabuk yer kabuğuysa, içinde akışkan şeftalinin o sarı sarı kısmı, akışkan kısmıysa ortası da çekirdeği oluşturuyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Dünyanın dışında yer kabuğu var. Yer kabuğunun hemen altında volkanik olayların, depremlerin enerjisini aldığı manto tabakası var, astronosfer var ve en içte de çekirdek var. Burada yer kabuğunu yani litosferi çok iyi bilmemiz lazım. Buradan soru gelecektir. Dikkat edin. Şöyle bir dağ çiziyorum. Hop çikilop. Şöyle dağı kalınlaştırıyorum. Şuraya bir dağ çizdim. Hop çikilop. Burayı da çizdim. Şuraya da şöyle mor renk oldu şimdi ama neyse denizler mor olmaz aslında ama şuraya da şey çiziyorum. Bakın burası dağların altındaki silisyum alüminyumdan oluşan kıtasal tabaka. Burası okyanusun altında daha kalın olan okyanusal tabaka silisyum magnezyumdan oluşuyor. Bakın bu gemi. Bunun da altında yani şurada şu turuncuyla gösterdiğim yerde arkadaşlar ne var? Manto tabakası var. Onun da altında tabii ki de mantoyu gösteremiyorum. Gerçekten skandal. Şurada manto gözüksün şöyle. Manto tabakası var. En altta bak görüyor musunuz? Burada şöyle iyice gözü kaçırmayın arkadaşlar. Lütfen buyurun. Manto tabakası var. Ve onun da altında çekirdek var. Yani İç çekirdek ve dış çekirdekten oluşuyor. Dış çekirdek eriyik halde, iç çekirdek ise demir ve nikelin en kalın olduğu kısımdan oluşuyor. Siyal karaların altında kalın, denizin altında ince, silisyum alüminyumdan oluşuyor. Sima da karaların altında ince, denizin altında kalın olduğunu unutmamız lazım. Siyal katmanının deniz ve okyanuslarda ince olması volkanizmanın daha çok deniz içlerinde görülmesine neden oluyor. Ve buradan da böyle fış fış tsunami oluşuyor. Tsunami karaları, kıyıları sular altında bırakıyor. Tabii ki okyanus yataktan olduğu yerde. Levha tekniğine baktığımızda Alfred Wegener diye bir adam var. Levhaların yaklaşmasıyla dağ oluşumu, kıta kıta yaklaştığı zaman dağ oluşumu, okyanus yaklaştığı zaman hendek oluşumu, kıta okyanus yaklaştığı zaman volkanik ada oluşumu olduğunu bilmemiz lazım. Levhalar uzaklaştığında yine yeni deniz okyanuslar ortaya çıkıyor. Volkanizmalar ortaya çıkıyor kıta okyanus uzaklaştığında. Okyanus uzaklaştığında da su altı volkanizması ve okyanus sırtları oluşuyor. Hatta bunu şöyle bir özetleyelim. Bakın şurada bir kez daha gösterelim. Levhaların kayması dediğimiz şey şu. Hani biz pardon bu iPhone şeyinin çekilişinin üzerine yazı yazmayalım. Bir dakika onu bir daha kullanırız. Başka bir videomuzda. Evet, kağıtlar düşüyordu. Öğrenciler heyecanlıydı. Hoca da gaza gelmişti. Şöyle gösterelim. Bakın şimdi şöyle bir dünya... Of, bu olmadı. Bir dakika patladık şu anda. Gerçekten heyecanlı anlar stüdyoda. Gergin anlar. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Şuradan bir boş kağıt bulamadım ya. Evet. Al buldum işte. Boş kağıt buldum. Ne var ki? Bunun arkası boştu. Niye ben böyle şey geldim? Şöyle bir Avrupa haritası çizelim. Yunanistan, İtalya falan filan. Şöyle Türkiye. Şöyle Avrupa'yı çizelim. Şöyle Afrika'yı çizelim. Şöyle Arap Yarımadası. Hop hop hop. Hindistan. Avustralya. Madagaskar. Şöyle Amerika'yı çizelim. Güney Amerika'yı çizelim. Grönland. İngiltere. Tamam. Şurası Antarktika. Dünyayı biz diyoruz ki işte Afrika kıtası, Asya kıtası, Amerika kıtası, Avustralya falan filan. Hayır, gaza geliyorsunuz. Dünya esasında levhalar var. Bakın burada bir levha dolaşıyor. Burada bir levha dolaşıyor. Burada bir levha dolaşıyor. Türkiye bu levhaların birleşim noktalarında. Şurada ayrı bir levha var. Burada yani dolayısıyla dünya levhaların üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla bu levhaların üzerinde yer aldığı için
bu levhaların birbirine yaklaştığı ya da birbirinden uzaklaştığı yerler var. Bu yaklaşmaya uzaklaşmaya bağlı olarak. Bakın tekrar söylüyorum. Levhalar var. Levhalar da dediği şey şöyle düşünün. Şöyle bir sıcak su düşünün böyle fokur fokur dururken. Onların üzerinde hareket eden tahta parçaları gibi levhalar da hareket ediyor. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu ilk söyleyen Alfred Wegener diye bir adam. Levha sınırlarının olduğu yerde yani bu turuncu sınırlarının olduğu yerlerde ne var? Birincisi en önemlisi tektonik deprem oluşma ihtimali var. Volkanizma var, jeotermal enerji var, tsunami olabiliyor kıyılarda. Burası yeryüzünün hareket halindeki yerleri. Buralar fay hatları. Bunu bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda levha tektoniğinin kanıtlarına baktığımızda ise kıta kenarlarının girinti çıkıntıları, farklı kıtalardaki fosiller. Bak şunu direkt bak. Şurası şunun içine tamamlıyor. Dolayısıyla bu X'deki ile Y'deki birbirini tamamlayan fosiller, farklı kıtalardaki dağların uzanış biçimi yine birbirini gösteriyor ve farklı kıtalara kayış özellikleri bunu destekliyor. Peki levhaların, bakın şöyle yazıyorum, levhaların yaklaşması sonrasında ne olacak ve levhaların uzaklaşması sonrasında ne olacak? Bunu hocanız size zor bir soru olarak gelir. Bakın buradan %100 soru gelebilir. Dikkat edin buraya diyorum. Şimdi levhaların yaklaşmasıyla eğer kıta levhası ile kıta levhası birbirine yaklaşırsa dağ oluşumu oluyor. Eğer okyanus levhası ile okyanus levhası birbirine yaklaşırsa hendek oluşuyor. Yani çukur oluşuyor. Eğer kıta ile okyanus birbirine yaklaşırsa da bu sefer volkanik ada oluşuyor. Bunu bilmeniz isteyebilirler. Levhaların uzaklaşması sonrasında ise eğer kıta levhası ile kıta levhası birbirine uzaklaşırsa yeni deniz ve okyanuslar oluşuyor. Yeni deniz ve okyanus diyorum. Eğer kıta levhası ile okyanus levhası birbirinden uzaklaşırsa volkanizma oluşuyor. Eğer okyanus levhası ile okyanus levhası birbirinden uzaklaşırsa da su altı volkanizması oluşuyor. Niye? Çünkü mesela diyelim ki okyanus levhası birbirinden uzaklaştığı zaman okyanus levhalar ağır oldukları için çarpışın içine dalıyor ve hendek oluşuyor. Bunu da bilmenizi isteyebilirler. Buraya dikkat edelim. Jeolojik zamanlara baktığımızda ise şimdi zaman nedir biliyorsunuz? Çağları biliyorsunuz. Hani şöyle vardı ya. Sıfır Hazreti İsa'nın doğumu, kavimler göçü, İstanbul'un fethi, Fransa ihtilali, M.Ö. 3200, yazının işte bulunması, Sümerler diyorduk. Bunun da öncesi, yazının bulunması tarih devirler var. Onun da öncesi ne oluyor? İşte o zaman da ilkel zaman, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman dediğimiz dönemler var. Burada şimdi şunu bilmemiz lazım. İlkel zamanda su yosunu alt türü canlılar oluşuyor ve atmosfer oluşmaya başlıyor ve ilk kıta çekirdekleri oluşuyor. Aynı zamanda birinci zamanda taş kömürü var. Bakın yazarım şöyle. Birinci zamanda taş kömürünü size hoca sınavda sorabilir. Yine devam edelim. Burada ilk Ural Dağları, Appalaş Dağları, orojenez dağ oluşma meydana gelmeye başlayacak. İkinci zaman bir geçiş dönemi Alp orojenezine, Alp'e hazırlık diyelim. Burası hazırlık oluyor. Üçüncü zamanda artık Alpler oluşuyor. Himalayalar oluşuyor. Dolayısıyla Toroslar, Antlar, Kayalık Dağları oluşuyor. Kuzey Anadolu Dağları oluşuyor. Aynı zamanda lignit, bor, petrol, tuz yatakları oluşuyor. Petrol, tuz yatakları üçüncü zamanda. Kuaternlere baktığımızda ise günümüzdeki iklim koşulları oluşuyor. Ve epirojenezine Egeit Karaçökü, Boğazlar, Marmara ve Ege Denizi oluşuyor. Burayı da toptan bilmemiz lazım. Ve gelelim epirojenez yani kıta oluşumuna. Şimdi epirojenezden önce isterseniz orojenezi söyleyelim. Orojenez mutlaka bilmemiz gereken şey dağ oluşumu. Orojenezin ne olduğu? Orojenezden kastımız şu. Şimdi şöyle tortul tabakalar var. Tamam. Şöyle siyahı çizdim. Turuncuyu çizeyim. Tamam şöyle. Hop çikil hop. Bir de yeşili çizeyim. Bunlar tortul tabakalar. Ben de burada yürüyorum. Ayağımın alttaki tabakalar birikmiş şeyler. Bu ya böyle şöyle kıvrılı veriyor. Bakın şöyle. Şimdi turuncular şöyle kıvırıyorum. Az önce çizdiğim şekli kıvırıyorum. Bu yeşilleri şöyle. Bu kıvrım dağlar oluşuyor. Bu üstte kalan kısma antikler, altta kalan kısma senkler diyoruz. Toroslar ve Karadeniz dağları bu şekilde oluşuyor. Buralarda deprem riski yok. Ya da bunlar böyle kırıklı oluyor. Bak şöyle. Hop hop çikil hop. Hop hop çikil hop şeklinde oluşuyor. Ve yine aynı şeyi bir daha çiziyorum. Bakın şu turuncuları. Bu sefer az önceki bu şeyler kırıklı oluştuğu için bu taraftakine Horst, bu taraftakine Graben diyoruz. Türkiye'de Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları birer Horst. Altların aralarındaki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes'lerinde birer Graben olduğunu bize hocalarımız sınavda sorabilir. Hemen böyle gösterelim. Bakın Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe bunlar şuna oluşuyor. Yani kırıklı dağlara geliyor ki buralarda deprem riski var. Şunlar ise Karadeniz dağları ve Toroslar ise şu kısma giriyor. Bunlar da kıvrımlı dağlar, antikler, senkler. Burası orojenezle alakalı kısım. Epirojeneze baktığımızda ise epirojenez kıta oluşumu bu daha uzun sürede oluyor. Epirojenezin oluşma sebebi buzullar oluştuğu için, buzul erimeleri olduğu için, tortullanma olduğu için veyahut da aşınma ve erozyonla birlikte, lav birikmesiyle birlikte epirojenez oluşuyor. Epirojenez sonucunda ne oluyor? Epirojenezin sonucunda ne oluyor?
deniz ilerlemesi, transgresyon veya gerilemesi, regresyon oluşuyor. Yani şöyle düşünün. Şuraya bastırıyorum ben karalar ağırlaştığı için. Yani daha doğrusu şöyle gösterelim. Bakın. Şurada karalar var. Şurada da şöyle denizler olsun. Denizi yine morla çiziyorum. Şimdi eğer bu kara çok ağırlaşırsa ve buradan bastırırsa kara alçalır ve bu sefer deniz ilerler. Eğer kara hafifler yükselirse bu sefer deniz geriler. Kara yükselirse deniz geriler. Bu tarafa doğru gider. Bu aşağı doğru giderse yani bu aşağı doğru bastırırsan bu ilerler. Eğer bu yükselirse de deniz gerilemek zorunda kalır. İşte biz buna epirojeniz diyoruz. Epirojeniz sonrasında deniz ilerlemesi oluyor ve gerilemesi oluyor. Transgresyon, ilerleme, regresyon, gerileme. Riyatipik kıyı oluşabiliyor, seki veya taraç oluşabiliyor. Aynı zamanda platolar ve Karadeniz alanları oluşabiliyor. Burada şuna dikkat edin. Bu bir izostatik denge. İzostatik dengenin bozulma sonucu yükselerek oluşan kara parçasına biz jeoantiklal yani kara kütlesi. Eğer alçalarak oluştuysa okyanus ve deniz çukurluklarında biz jeosenklal diyoruz. Türkiye kuaternerde yani son dönemde epirojeniz uğradığı için toptan yükseliyor Türkiye. İstanbul, Çanakkale, Boğaz, Haliç, Marmara ve Ege Denizi oluşuyor. Aynı zamanda kıyılarımızda taraça ve akarsu yataklarında sekiler ve riyatipik kıyılar oluşuyor. Bunu da hocamız bize sınavda sorabilir. Depreme baktığımızda depremle alakalı 3 tür deprem var. Bir çöküntü depremi Akdeniz'de görülüyor. Karstik araziler çöküyor. Fazla ölen yok. Volkanik deprem var. Volkan patlama sırasında sarsıntılar oluşuyor. Türkiye'de yok. Türkiye'de olmadığı için fazla ölen yok. Ama tektonik depreme baktığımızda Türkiye bunun tehdidi altında. Türkiye deprem bölgesi olduğu için hatta deprem haritamızı şöyle kahverengiyle gösterelim. Şöyle Hatay'dan alıyorsun hop Van Gölü, hop Karadeniz Dağları'nın altı ve buralar tamamen birer deprem alanı. Çünkü buralar kırıklıydı zaten. Dolayısıyla hatta bunların adı da var. Buraya biz DAF diyoruz, Doğu Anadolu Fay Hattı. Buraya diyoruz, KAF yani Kuzey Anadolu Fay Hattı. Buraya da BAF diyoruz, Batı Anadolu Fay Hattı. Bu depremlerin olduğu yerlerde, tektonik depremler en riskli olanı. Niye? Çünkü fay hatlarındaki mağmadaki konveksiyonel baskı nedeniyle oluşuyor. Depremin yıkım derecesini iç merkez ile dış merkez arası uzaklık, depremin süresi, jeolojik yapı, depremin şiddeti, gelişmişlik düzeyi ve nüfusa bağlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dünyadaki deprem alanları ile volkanik araziler, kırık alanlar hep birbirine benziyor. Volkanizmeye baktığımızda Türkiye'de aktif volkan yok. Sönmüş volkanlar var. Yani şurada işte Karadağ, Karacadağ, Hasan, Erciyes, Melendiz var veya burada Karacadağ, Nemrut, Süphan, Ağrı, Tendürek dağları var ama temelinde dünya üzerindeki aktif volkanlardan bizde yok. Dünya üzerindeki aktif volkan arazileriyle deprem alanları birbirine benziyor. Yani mesela dünyadaki deprem alanlarını çiziyorum şimdi size. Bakın şuralar deprem alanı. Şuralar da deprem alanı. Şöyle çiziyorum. Şu Japonya'nın olduğu taraflar, Japonya'nın olduğu depremler deprem alanı. Ve şuralar deprem alanı. Bak aynısı, aynı şeyi volkan içinde düşünebilirsiniz. Volkanik arazi içinde düşünebilirsiniz. Burada şu çok önemli. Volkanik araziler çok tehlikeli olmasına rağmen insanlar tarafından çok seviliyor. Niye? Çünkü burada verimli regresör topraklar var, madenler var, sıcak su kaynağı var, jeotermal enerji var ve turizm potansiyeli olan geyserler, peri bacaları, volkan konileri var. Ama olumsuz sonuçlarına baktığımızda can ve mal kaybı yaşanabiliyor. Hava ulaşımı aksıyor eğer gökyüzü çok fazla volkan bulutuyla dolduysa. Ani iklim değişikliği oluşabiliyor veyahut da asit yağmurları oluşabiliyor. Burada volkanik arazilerle alakalı şunu bilmemiz lazım. Hemen bunu da gösterelim şöyle. Şuraya şöyle çizelim. Şurada nerede? Şöyle boş kağıda şöyle yapalım ki daha net olsun. Şimdi şunu şöyle çizelim. Evet gerçekten çok güzel çiziyorum gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi şuraya bir volkan dağı çiziyorum. Hop çizdim. Şimdi burada derinliklerden geldi ya bu. Lav geldi. Buradan böyle çıktı püskürdü. Biz buna biz bu püskürme sonrası oluşan yüzey volkanizmasında gözüken şeyler mesela lavlar, tüfler yani bu küller, lapilliler, küçük küçük taşlar. Veyahut da volkan bombası dediğimiz büyük taşlar, küller bunların hepsi yüzey volkanizması. Bakın bunlar yüzey volkanizmasının şeyi. Bir de derinliklerde kalanlar. Derinliklere baktığımızda derinlik yani yeryüzüne ulaşamayan derinlik volkanizması neyse, derinlik volkanizması neyse batolit bakın bu da sınavda çıkacaktır arkadaşlar. Batolit, sil, lakolit ve dike'ı iyi bilmemiz lazım. Bunlar da tabii ki derinlik volkanizmasıyla alakalı. Bunu da aklımıza tutalım. Şimdi gelelim bir de neler var? Taşlar. Katılaşım taşlar, sedimenter taşlar ve başkalaşım taşlar dediğimiz kısım. Buraya alakalı da size hemen şöyle bir gösterim yapmak istiyorum ama kapağı bulamıyorum. Nerede bu kapak? Evet şu kapağın arkasına yazacağım. Bulamıyorum ha. Kapağı buldum. Şu ödüllü soruya yazalım en iyisi. Tamam. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Kayaç döngüsü dediğimiz şey şu. Normalde yeryüzünde mesela şurası şöyle gidiyor olsun tamam mı? Şurası bir yeryüzü olsun. Şurada dağlar var falan filan. Şimdi burada volkan püskürdü. Püskürdü ya. Eğer püskürdüğü zaman dışarı çıkarsa biz buna
dış püskürük diyoruz taşlara. Eğer içeride kalırsa biz buna iç püskürük diyoruz. İç püskürük taşlar nelerdir mesela? Diyelim ki bunlar magmatik taşlar. Bunlar işte granit, diorit, siyonit, gabbro gibi taşlar. Bunlar ağır ağır soğuduğu için iri kristalli, fosil bulundurmuyor ve dirençli yapıda. Ve bunlar tor topografyası oluşturuyor. Bunlar iç püskürük, bunlar da dış püskürük. Peki dış püskürükler ne yapıyor? Dış püskürüklerin özelliği ise hızlı soğuyor dışarıda soğuduğu için. İnce kristalli, fosil bulundurmuyor. Andezit bazalt ise biraz daha kırılgan. Bunlardan da pir bacalarını aklımıza getirebiliriz. Andezit, bazalt, tüf, obsidiyen, sünger taşı bunun örnekleri. Sonra bunlar, bu taşlar, bu magmatik taşlar, yani içeride soğuyan veya dışarıda püskürerek soğuyan taşlar zamanla bir yerlerde tortulaşmaya başlıyor. Böyle birikiyor, çukurlarda birikiyor. Çukurlarda biriktiği zaman eğer fiziksel olarak akarsuların biriktirmesiyle biriktiyse kum taşı, mil taşı, kil taşı gibi oluyor. Tabakalı yapıda fosiller var içerisinde ve dirençsiz kıvrım dağları oluşturuyor. Eğer kimyasal arazide biriktiyse, yani kalker, cips, alçası, kaya tuzu, damla taş gibi ise bu sefer kimyasal tortul taşlar oluşturuyor ve suda kolay eriyip kireçli oluyor. Karstik arazi oluşturuyor. Çökme depremleri görülüyor burada. Eğer içerisinde canlı kalıntıları varsa mercan, linyit, turba, taş gömülü tebeşir gibi bunlar da enerji kaynağı olarak kullanılıyor ve canlı kalıntıları oluşuyor. Sonrasında bunların hepsi, yani az önce söylediğimiz taşların hepsi, bu dış püskürükler, iç püskürükler ya da tortul taşlar, mesela granit sıcaklık ve basınç altında gneiss'e dönüşebiliyor. Veyahut da kalker, burada kimyasal tortul olan kalker, yüksek sıcaklık ve basınç altında mermere dönüşebiliyor. Kum taşı kuvarsa dönüşüyor, kil taşı şiste dönüşüyor. Sonra bunların hepsi tekrar yerin derinliklerine eriyor ve kayaç döngüsü olmuş oluyor. Yani şunlar püskürük taşlar olsun, PT. Şunlar tortul taşlar olsun, TT. Şunlar da başkalasın taşlar olsun, BT. Şimdi püskürük taşlar nelerdi? Bir dış püskürük vardı, dış püskürük. Bir de iç püskürük vardı. Tortul taşlar nelerdi? Kimyasal tortul vardı, mekanik tortul vardı ve organik tortul vardı. Başkalık taşım taşların çeşitleri yok. Şimdi burası da mağma. Mağmayı da yazıyorum. Mağmanın derinliklerinden ne çıkmıştı ilk başta? Mağma püskürmüştü ve buna bağlı olarak mağmanın derinliklerine çıkan neyi görüyorduk biz? Püskürük taşları görüyorduk. Bunlar eriyip tekrar mağmaya gidebiliyor. Veyahut da erozyon ve çözümle birlikte tortul taşlara dönüşebiliyor. Veyahut da bu başkalaşım taşlar da erozyon ve çözümle tortul taşlara dönüşebiliyor. Bunlar yüksek sıcaklık ve basınç altında bu püskürük taşlar başkalaşım taşlara dönüşüyor. Bunlar da yüksek sıcaklık ve basınç altında başkalaşım taşlara dönüşebiliyor. Ve bunların hepsi şöyle yeşille gösterelim bakın. Püskürük taşlar da eriyip mağmaya gidebiliyor. Başkalaşım taşlar da eriyip mağmaya gidebiliyor. Tortul taşlar da eriyip mağmaya gidebiliyor. O zaman artık yazılımıza başlayalım. Gerçekten uzun bir özet oldu. Hemen başlayalım. 1. Yer kabuğunu oluşturan parçalara biz ne diyoruz? Levha diyoruz. O zaman buraya hemen yanına levhayı yazıyorum. İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere biz ne diyoruz? Tabii ki de tektonik hareket diyoruz. Tektonik hareket. Pardon. Burayı yanlış söylemeyelim. Evet. Tektonik hareket diyoruz. Tektonik. Bakın burada bir sıkıntı var. İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere tektonik hareket diyoruz. Tamam burada ne var? Sıkıntı var ki ben niye kafam karıştı? Tektonik hareket diyoruz. İzostatik dengenin bozulması sonrasında yükselerek oluşan kara parçasına biz ne diyoruz? Bak izostatik denge bozuluyor ve jeoantiklen diyoruz. Yani antiklen zaten yukarıda kalandı. Hatırlarsanız kıvrım dağlarında üstte kalan antiklen, altta kalan kısım senklendi. Antiklinal. Horst. Yukarıda kalanlar hep öyle. Yer kabuğu içerisinde meydana gelen depremin başladığı noktaya biz tabii ki de ne diyoruz? İç merkez diyoruz. İç merkez. Yazalım şöyle. İç merkez. Kayışları inceleyen bilim dalına ise tabii ki biz petrografi diyoruz. Petrografi. Depremi kaydeden ve büyüklüğünü ölçeden alete ise biz sismograf diyoruz. Sismograf. Yer kabuğu hareketleri sırasında meydana gelen kırıklara ise biz tabii ki de fay diyoruz. Fay canına. Mağmadan yeryüzüne gelen gazların patlama sonucu oluşan çukurlara ise biz tabii ki de mağar diyoruz. Yer kabuğunun içerisindeki çatlak ve boşluklara sokulan mağmanın yüzeye ulaşamaması sonucu meydana gelen şey ise tabii ki derinlik volkanizması diyoruz. Eğer yüzeye ulaşırsa yüzey volkanizması, derinlerde kalırsa derinlik volkanizmasıydı. Hatta bununla alakalı verdiğimiz kelimeler de sınavda çıkar. Nerede bulalım o kelimeleri? Şurada. Bakın burası çıkar sınavda. Nerede bulamıyorum. Nerede? Evet. Onları yazdık. Yani şurada. Batolit, sil, lakolit, dike. Derinlik volkanizması ile alakalı, lav, tüf, lapilli, volkan bombası ve kül, yüzey volkanizması ile alakalı olduğunu bize sorabilirler. Esnek olan tortul tabakaların kıvrılıp yükselmesiyle oluşanlar da tabii ki nedir? Bu sefer de cevabımız kıvrım dağları. Kıvrım
dağları. Hatırlarsanız Karadeniz dağları ve Toroslar bu şekilde oluşmuştu. Ve biz bunlara antiklinal ve semiklinal demiştik. Şimdi gelelim diğer taşlar kısmına. Bitki ve hayvan kalıntılarının belli alanlarda birikip sertleşmesi oluşur. Canlı kalıntısı olduğu için tortul kayaçları geliyor ve hatta bunlara biz organik tortul da diyebiliriz. Kayaçların yer kabuğunun derinliklerine yüksek sıcaklık ve basınç altındaki mineral ve yapısal özelliklerinin değişmesiyle oluşur. Bak, başkalaşım. Yüksek sıcaklık ve basınç diyorsa başkalaşım. Kayaçların içerisindeki bazı mineraller suda çözülerek çeşitli alanlarda suyun buharlaşmasıyla çökeliyor. Bunlar çökelen mineraller üstte birikip sertleşmesi oluşuyor. Bu da tortul ama bunlara da biz kimyasal tortul diyoruz. Burada tortulun da tanımını biraz daha açalım arkadaşlar. Mağmanın yer kabuğunun içerisine de yeryüzüne çıkıp katılaşmasıyla oluşanlar da püskürük kayaçlar. Eğer içeride kalırsa iç püskürük, dışarı çıkarsa dış püskürük. Yer kabuğunun iç kısımlarında oluşan granit, siyenit, diorit, peridotit ve gabbro bunların en güzel örneği. Bu da tabii ki püskürük, yani bunlar da tabii ki iç püskürük. İç P yazalım, siz anlarsınız. İç püskürük yazın. Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan kayaçların ya da suda çözülmüş halde taşınan materyallerin göl, deniz ve karalardaki çukur alanlarda birikmesiyle tortul kayaçlar oluyor. Bunlar da biz fiziksel, yani mekanik tortul diyoruz. Bazalt, andezit, tüf, obsidiyen bunlar da püskürük ama bunlar dış püskürük hatırlarsanız. Peri bacaları bu şekilde. Adana bir daha bakalım. Bazalt, andezit, tüf, obsidiyen, sünger taşı, trakit yüzeyde hızlı bir şekilde soyuyorlar ve kristalleri küçük taneli ve bazıları cam özellikte ve çabucak kırılıyor. Kalkerin mermere başkalaştı. Granitin gneissa başkalaştı. Niye? Yüksek sıcaklığı ve basınç altta kaldığı için. Kil taşının şiste ve kum taşında kuvarsa dönüşmesi bu kayaçlar örnek verilebilir. Başkalaşım kayaçlar. Birikmeyle oluştuğu için kayaçların büyük bölümü tabakalı yapıdadır. Her tabaka oluştuğu dönem özelliğine yansıtmakla birlikte bu kayaçlar içerisinde fosillere de rastlanır. Bunlar da tüm tortul kayaçlar için söylenebilecek bir ifade. Geldik, boşlukları dolduralım, arkaya doğru ilerleyelim diyoruz. Şimdi yer kabuğunun üst kısmında bulunan siyal katmanla silisyum ve alüminyumdan oluşuyor hatırlarsanız. Biz buna kıtasal kabuk diyoruz. Siyal yani. Kıtaların kayması kuramına göre kıtalar başlangıçta Pangea adı verilen bir durumdaydılar. Pangea dediğimiz şey şu. Şöyle bir daha gösterelim Pangea'yı. Şu dünya. Şu da bildiğimiz dünya olsun. Normal kıtalar şöyleydi. Hop 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 böyleydi. Bir birleşiklerdi. Sonra bunlar birbirinden ayrıldılar. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa oldu. Sonra bunlar tekrar birleşecek diyor. Bu böyleydik, yumak halindeydik, sonra birleşip ayrılıyoruz. Bu kısma biz Pangea diyoruz. Bu da normal bildiğimiz dünya. Bunlar birbirlerine ayrıldılar, sonra tekrar arkada birleşecekler diye anlatıyor Wegener. Ve doğru, çünkü her geçen gün uzaklaştığımızı da hissediyoruz. Kara kütlesinin ağırlaşıp alçalmasıyla denizin karaya doğru ilerlemesine biz tabii ki de transgresyon diyoruz. Niye? Transgresyon denizin karaya doğru ilerlemesi. Transgresyon. Kara alçalınca hop deniz karaya doğru ilerliyor. Boşluğu buldu bak. Şurada kara var. Tamam mı? Bu karanın böyle alçaldığını düşünün. Hop alçaldı. E ne olacak? Deniz ilk başta buradayken, bak şimdi deniz buradayken, bu alçaldı hop, o da üzerine doğru gidecek. Bu tarafa doğru gidecek. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Kıvrılarak yükselen tortul tabakaların yükselen kubbe şekli kısımlarına biz tabii ki ne diyoruz? Antiklinal, antiklinal ve altta kalan kısmına da senklinal diyoruz. Geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması olarak adlandırılan epirojenez dikey bir doğrultuda, epirojenez dikey bir doğrultuda ve yavaş, yani yıllar boyunca gerçekleşiyor. Kırılma sonucu tabakaların dikey yönde yer değiştirmesi oluşan yükseltilere biz horst diyoruz. Alta kalan kısma ise graben diyoruz. Bir de niye bağırdın hocam, niye gaza geldin, aklınıza kalsın diye. Yeryüzünün ilk kıvrım dağları prekambriyende oluşan tabii ki de Huron kıvrımlarıdır. Huron kıvrımlarıdır. Nokta nokta sonucu oluşan yeryüzü şekillerine kaldera, krater, mağar ve volkan konuları örnek verilebilir. Tabii ki yüzey volkanizması sonrasında oluşan yüzey volkanizması. Oluşum nedenlerine göre depremler. 1. Karstik arazilerde oluşan çöküntü depremleri fazla insan öldürmüyordu. Mağaralar çöküyordu. 2. Volkan patlaması arasında oluşan sarsıntı, bu da fazla insan öldürmüyordu. Volkanik depremler. Ama üçüncüsü faylarla alakalı olan ve çok riskli olan tektonik depremler. 1. De kayaç ya da bir ya da birden fazla mineral birleşmesi oluşan katı ve doğal bir madde olduğunu hatırlamamız lazım. Gelelim doğru yanlışa. Manto katmanı yer kabuğunda meydana gelen tektonik kökenli olayların kaynağıdır. Doğru. Asenosfer. Paleozoik dönemde epirojenize bağlı olarak Anadolu toptan yükselmiştir. Bu yanlış bir bilgi. Sıcaklık değerleri yerin derinliğine doğru belli basamaklarda artmaktır. Evet, yerin derinliğine doğru gittikçe sıcaklık artıyor. Cehenneme doğru yaklaşıyoruz. Anadolu'nun büyük bir kısmının kara haline geldiği ters yerde Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları oluşmuştur. Burası yine doğru. Derinlik volkanizması mağmanın yeryüzüne ulaşmasıyla oluşur
ve bu esnada yer üzerine sıvı katı ve gaz halinde maddeler çıkar. Hayır, derinlik volkanizması derinlerde kalıyor. Burası yüzey volkanizmasının tanımı, dolayısıyla bu yanlış. Kayalık ant Himalaya Alp dağları epirojenik hareketler ile oluşmuştur. Burası yanlış. Bunlar orojenik hareketlerle oluşmuştur. Bunlar dağlar, bunlar kıvrım dağları. Türkiye günümüzdeki görünümünü 3. jeolojik zamanda almıştır. Burası doğru. Kuaternerde de iyice tam şekil alıyor. Türkiye'deki çöküntü alanlarına Gediz, Büyük Küçük Önderes Ovaları yani graben alanları. Buraya çöküntü ile graben alanı da diyebiliriz. Yüksekte kalanlıkları ise Boz Dağları, Yunt ve Aydın Dağları örnek verebilir. Bakın bunu hocanın sınavda soracağı için burayı bir kez daha şöyle göstermek istiyorum bu soruyu. Şöyle Türkiye'yi çiziyorum. Tamam mı? İşte bildiğim kadarıyla çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Aklınızda kalır inşallah. Şöyle çizdim. Hop. Karadeniz, Erzurum, Kars, Hatay. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Şunlar kıvrım dağları. Şunlar ise kırıklı dağlar. Tamam mı? Şimdi Karadeniz dağları, bu canikler ve toroslar bunlar direkt kıvrım dağları. Buralarda deprem riski yok. Şurada ise Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağları var. Bunların arasında hatta Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri var. Şu morla gösterdiklerim nehir, turuncuyla gösterdiklerim dağ. Madra Dağı, Yunt Dağı, Boz Dağı, Aydın Dağı ve Menteşe Dağı, hatta buna Mandıran Baba da derler. Bunlar yani Maybamlar, Horst, şu morlar ise graben. Oradaki ovalar ise graben. Bunları da bilmemiz lazım. Devam ediyoruz. 8. Türkiye'deki şu çöküntü alanları dedik. Tamam, buna doğru dedik. Tebrik ediyoruz kendilerini. Türkiye'de epirojenik hareketler sonucu Doğu Anadolu'da yer alan Nemrut, Tendrek, Süphan, Büyük ve Küçük Ağrı. Bunlar volkanik hareketler sonrası oluşuyor. Sönmüş volkanlar ama burası da yanlış bir bilgi. Geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması olarak adlandırılan epirojeniz dikey bir doğrultuda ve yavaş gerçekleşir. Burası da yine doğru bir bilgi. Şimdi şu soruya bakalım. Aşağıdaki haritaların altına hangi oluşumun dağılışını gösterdiğini yazın demiş. Zonguldak, Yıldız Dağları, Kaz Dağı, Menteşe. Buralar Türkiye'nin en sağlam yerleri. Yani masif, yaşlı kütleler. Yaşlılar daha rahat, daha sakin hareket ediyor. Gençler ise daha heyecanlı, hızlı. Oralarda deprem oluyordu. Burası ise kırıklı, yani horst alanları. Horst graben alanları. Bunu da bilmemiz lazım. Şuraya baktığımızda ise bunlar sönmüş volkanlar belli. Sönmüş volkanlar. Türkiye'deki volkanik araziler. Sönmüş volkanlar. Bu sayfadan soru gelir. Burada ise graben ovaları. Yine kırıklı aradaki graben ovaları olduğunu bilmemiz lazım. Burada Ergenekon Çukurova diyor. Burası da epirojenezle çöken alanlar olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gelelim başka bir soruya. Tsunami'nin meydana gelmesi tabii ki burada etkili olan iş kuvvet depremdir arkadaşlar. Yerin yerinde yaşanan deprem. Kıyılarda ve akarsu yataklarında taraçaların oluşması, bunun oluşması epirojenezle alakalıdır. Alpler, kayalıklar, Himalayalar ve Ant dağların oluşması direkt dağ oluşumu yani orojenezle alakalıdır. Bununla alakalı videolarımızı mutlaka izleyin. Çok güzel anlattık. İnşallah anlamışsınızdır. Etna biz anlatabilmişizdir veya. Birazdan da bir ödev vereceğim. Dikkat edin. Etna, Vezüv, Mayon ve Sumatra gibi dağların oluşması. Bu da tabii ki volkanizma. Bunlar volkanik dağlar. Yer kabuğunda meydana gelen, yer kabuğunda kırılmaların meydana gelmesi. Bu tabii ki kırıklı dağların oluştuğu orojenez. İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi. Yarımada yükseliyor. Niye? Buzullar eriyor. Epirojenez. Batolit, lakolit, sil ve dayak adı verilen yeryüzü şekillerinin oluşması. Bu da tabii ki volkanizma. Bunlar derinlik volkanizmasıydı hatırlarsanız. Toprak kaymasına meydana gelmesi deprem. Deprem sonrası topraklar kayabiliyor. Po Ovası, Venedik'in bulunduğu alanın çökmesi. Tabii ki yine epirojenez çökme var. Ve antiklinal sinklinal alanların oluşması. Bu da kıvrım dağların oluşması. Yani orojenez diyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen ödevinize gelelim. Sıfırdan 10'a coğrafya kitabımızda direkt sayfaları veriyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Sayfa 12. Burayı çalışıyorsunuz 1. Yanındaki testler ödev. Sayfa 14. Levhaların yaklaşması, levhaların uzaklaşması. Zamanlar sayfa 16. Dağ oluşumu orojenez sayfa 18. Epirojenez sayfa 20. Deprem, seizma, çöküntü, volkanik, teknolojik deprem sayfa 22. Volkanizma tanımlarıyla beraber sayfa 24. Magmatik taşlar ve kayaç döngüsü, tortul sedimenter taşlardan sonra başkalaşım taşlar ve tabii ki kayaç döngüsü sayfa 32. Bunlar direkt ödevleriniz. Türkiye'de neyin nerede olduğunu size sorabilirler. Graben ovaları, kırıklı dağlar, sönmüş volkanlar, deprem riski olan yerler, bunları size sorabilirler. Akarsulara kadar sayfa 30-35'e kadar yapıyorsunuz. Burası önemli. Bakın Türkiye'nin deprem haritasını bir kez daha çiziyorum. Kafanız karışmasın diye şurada. Şu Hatay'dan alıyorsunuz. Hop Van Gölü. Hop buradan geçiriyorsunuz. Bir de şuralara kohortları diziyorsunuz.
Bunlar BAF, Batı Anadolu Fay Hattı. Burası Kuzey Anadolu Fay Hattı. Burası da Doğu Anadolu Fay Hattı. Dolayısıyla bakın bu Silivri, işte ne bileyim büyük adalar, oradan deprem geçiyor. Veya Bolu'dan deprem geçiyor. İşte Gölcük'ten deprem geçiyor. Buraları bilmemiz gerekiyor. Neredeyse ödev vermeye devam ediyorduk. Yine tak coğrafyadan arkadaşlar. Direkt olarak ödevlerimizi vermek istiyorum izin verirseniz. Burada kazanımlara göre gittiğimizde sayfa 13'ten başlıyor. Burada levha tökleni, magmatik kayışlar, başkalaşım kayışlar, orojenez, epirojenez ve tabii ki volkanizma ile alakalı, depremle alakalı soruları çözmelisiniz. Burada sayfa 27'ye kadar çözmeniz gerekiyor. Sonraki sayfaları atlıyoruz. Şurada Türkiye'deki akarsu aşama şekilden atlıyoruz. Rüzgarları da atlayalım. Karsik şekiller, dalga akıntı şekilleri, filtreleri. Buraları güzel güzel geçelim. Burada taşları biz nereye koymuşuz? Taşları bulmam lazım. Taşlar neredesin? Taşlar buradaymış. Tortul kayışlar, başkanlık kayışlar buradaymış. Buraları zaten buradan çözebilirsiniz. Zaten en sonunda da yazılımız var. Yazılımız nerede? Bakalım, yazılımızı da bulamıyoruz. Gerçekten hocanın trollendiği bir an oldu. Hemen yazılımızı da bulalım. Gel bakalım buraya yazılı. Evet, bulamadım. Bu ne kadar uzak yere koymuşuz ya. Heh. Şurada göçten önce olması lazım. Heh, burada bakın. Burada sayfa 102 ve 103 yazılılarımız var. Şu 102. sayfadaki alıştırmalar tam bizimle alakalı. Burada akarsular diyor, toprak türü diyor. Dolayısıyla bu sayfa değil ama sadece sayfa 102'yi çözebilirsiniz. Unutmayın 10. sınıf kanalınıza abone olduğunuzu ve ana kanala abone olduğunuzda size iPhone hediyesi bekliyor. Hadi bakalım sınavlarınıza başarılar. Şimdiden iyi şanslar arkadaşlar.